Hayat resmen benim beceriksiz olduğumu ispatlamak için çabaladı. Ağlamıyorum, ne ağlaması? Yerim diye yemezdim. Allah'tan benim gibi bir kızım var. Becerikli, maharetli, mükemmel. Ya baba böyle yapma ya. Kızım ismi ne bunun? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane çok güzel tarifim var milföy hamurundan. Birisi baklava, diğeri boşnak mantısı diye geçiyormuş sanırım. İkisi de çok kolay tarifler. 1,5 saat gibi bir zamanımız var iftara. Umarım Starbucks kurabiyesindeki gibi bir fiyasko olmaz. Umarım çok güzel olur. O zaman tarifimize geçelim. Evet, önce baklavamın şerbetini koyacağım ocağa. 2 bardak şekere 2 bardak su koyacağız. İçine bir parça da limon koyacağım. Yeter mi bu kadar? Biraz da sıkalım. Yeter. Çekmedim. Soğan çıkar herhalde. Oradan da ben soğan hazırlayayım. Sana. Anne ben hazırlayacağım. Olay zaten o. Benim hazırlamam. Gider misin buradan? Aa. Şeyini soracağım. Bay bay canım. Bir tane borcamım var böyle. Daha küçük bir kap kullanırsanız baklava için daha iyi olur. Bir tane baklavam var. Bununla milföylerimizi açacağız. Şöyle. Milföyümü alıyorum. Şöylece bırakıyorum. Bunu böyle birazcık genişleteceğim. Annem 40 kat baklava açan bir insan. Umarım benim baklavam daha güzel olur. Annemi tahtından indiririm. Ettiriyordu, açılıyordu. Bende niye açılmıyor anlamadım. Bayağı iyi. Tereyağı eritmemiz gerekiyor. Çeyrek bardak. Bugün de çeyrek bardak tereyağını tutturmaya çalışacağız. Evet. Engin tecrübelerine göre bence bu çeyrek bardak der. Deneyelim. Bunun üstüne bir kat ceviz koyup üstüne iki kat daha milföy hamuru koyacağız. Daha sonra da şerbetini dökeceğiz. Hayır şerbetini de. Tereyağını dökeceğiz. Dilimleyip fırına vereceğiz. Cevizim geldi. Tereyağımız pişerken üstünde böyle beyaz köpük köpük bir şeyler oluyor. Onları mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Yoksa baklavanızın görüntüsü kötü olur. O yüzden onları temizleyin. Şimdi cevizimi koyuyorum. Eğlence kanalı olacağım derken tarif kanalı olma yolunda ilerliyorum. Yoruldum. Ya bunu kesmek bile bu kadar zor olmamalı ya. Bu arada yarım çay bardağını tutturamadım. Bu sefer de olmadı. Ya çok güzel görünüyor. Umarım piştiğinde de böyle güzel görünür. Vallahi şu an bir umutlandım. Sanki güzel olacak. Gelelim boşnak böreği tarifimize. Birazcık kıymam var. Bunu göz kararı bir şekilde koydum. İçine bir tane soğan doğrayacağım. Soğanın en kötüsü geliyor anlamıyorum. Hayat resmen benim beceriksiz olduğumu ispatlamak için çabalıyor. Ağlamıyorum, ne ağlaması? Gözüme mülakat kaçtı. Biraz tuz koyuyorum her zaman. Biraz da pul biber koyayım. Acaba çok güzel olur. Baklavalarım kabarıyor. Evet, karıştırıyoruz. Ya bu soğanlar çok büyük olduğu için de. Vallahi soğanın kötülüğünden. Bu sefer benim suçum. Bunu doğrudan içine koyuyoruz. Şimdi bunları ortadan ikiye böleceğim. Böldüm. Sonra bunları da dörde bölüyorum. Bende hiç ışık yok diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Bir şeye benziyor ya. Çok da gömmeyelim beni arkadaşlar. Soğan ya çok kötü. Resmen bütün soğanlar koyuyormuşum gibi. Şimdi bunları kapatıyoruz. Aa çok güzel oldu. Bir kaşığa 20 tane gelecek falan diyorlardı. Bu o mantıdan değildir umarım.
Bir sonraki bölüme leveli arttırsak mı acaba? Daha böyle zor hedefler mi belirlesem kendime? Bunlar kolay gelmeye başladı. Ben koca koca boşnak mantısını yaparken yoruldum insanlar. Bir kaşığa 20 tane girecek kadar mantıyı nasıl yapıyorlar acaba ya? Bunlar kolay gelmeye başladı. Vallahi helal olsun. Ev hanımlarını buradan tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Sanki ev hanımları da beni izleyecek bu arada. Ev hanımları anca beni izlerse kendiyle gurur duymak için izler. Onun dışında da izlemez. İzlemezsin zaten. İzleme ablacığım, ne işin var burada? Niye izliyorsun beni? Sen izleme beni. Sen olmuşsun zaten. Sen beni niye izliyorsun? Akşam edecek mi? Niye kalbimi kırıyorsun ya? Hadi biraz beni öp. Ama güzel dengelemişim anne, kabul et yani. Bak, içeride hiç artmadı. Tamam mı? Oldu, tamam gitti. Ben yaptım ben. Anlatabiliyor muyum? Ben yaptım. Çıkarayım mı? Anlar. Anne sen anlarsın hadi. Bak yapmaya çalışıyorsun, farkındayım. Sırf güzel olmasın, rezil olayım istiyorsun ama bu sefer olmayacak, başaramayacaksın. Alo. Ya ben dolmayı pişirdiydim. Sumak kattıydım. Yenir mi yiyemez mi bilmiyorum. Dedim böyle olmalıydı. Neden kararmış anne? Beklediğim ben. Hadi. Allah'tan benim gibi bir kızım var. Becerikli, maharetli, mükemmel. Boşnak mantılarım da oldu. Şimdi onları da fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, tariflerim hazır. Baklavam pişiyor. Boşnak böreğimi de birazdan fırına koyacağım. O zaman iftardan sonra tadına bakmak üzere görüşürüz. Boşnak mantımın son hali böyle. Bu da baklavam. Doğal çekeceksin. Doğal. Biraz bu tarafa. Bu doğallıktan şaşı çıkıyor bu. Tamam. Aşağı indir ya. Yemeği görsün. Yemeği görmekten sonra ne yapacağız biz? Tamam. Beni gör de ne yapacak adam? Tamam. Şurayı gör. Babayı göster. Kendini göster. Ay, Erdem. Sakin. Şunu görmüyor bak, onu görmekten sonra bir tamam, görmek görüyor. Tamam görüyor. Görüyor. Şunu deme artık yeter. Evet. Tadına bakıyoruz şimdi. Ya baba böyle yapma ya. Hasta mısın sen ya? Hayır öyle bir şey. Beni germe. Allah Allah. Tamam evet arkadaşlar. Yemeğimiz çok güzel olmuş. İşte beklediğim performans. Kızım ismi ne bunun? Bu boşnak mantısı bu videoyu. Boşnak mantısı. Ne güzel moda giriyorsun. Evet. Bir tane ben tadım. Sen tadım. Adama müdahale etme ya. Allah Allah. Doğal adam o, doğal. Böyle yiyordum ama böyle mi yiyor? Çok harika olmuş. Vallahi çok iyi. Sabredemiyorum. Ben buradan yiyeceğim. Hiç kusura bakma. İftar için alıyorum. Saat oldu. Şu düzeni kurup daha çekemedik. Yazık babacığım da beni bekliyor. Sen de alabilirsin baba. Sana serbest. Bir tanesini şöyle alayım. Altına bunu yağlama da mıydı sen? Yağlama mı gerekiyor? Şeyde nasıl bak altıdakiler kaldı. At kaldı. Kendimi ilk önce hani yağlıydım. Şunu altına koy, üstüne sonra düzelt. Vallahi billahi, sıçırıram. Ben de geleydim. Buradan biraz cemiz. Allah ne verdiyse. Erva bu çıtır çıtır ötüyor. Müthiş olmuş. Şerbet daha bitmiş, söylesene. Çok güzel olmuş. Şerbete çok olursa çok yiyemeyiz sonra. Bir daha bir mı? Kat, bir tane daha. Bu tarifimiz başarılı. Starbucks kurabiyesi gibi değil. Evde deneyin. Değil mi baba? Yapsınlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İkisi de çok güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada takip edin, abone olun. Yorum yapın. Bu kadar. Bay bay. Hadi baba. Bu videolara sayenizde devam edelim. Bol bol nasıl olsa bir şeyler yiyoruz. Vallahi doğru. Tamam kapat.